Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır yapmadığım bir video çekeceğim. Yazlık alışverişimden bahsedeceğim. Herhalde bir geçen sene yazlık alışverişimden bahsetmiştim. Ondan sonra bir daha alışveriş videosu çekmedim. Çok da küçük küçük parçalar aldım çünkü uzun zamandır şu ana kadar çok böyle küçük alışverişler yapmayı tercih ediyorum. Birazcık daha kendimi tutuyorum. Birazcık daha minimuma indirdim alışverişlerimi. Ama bu yaz gerçekten çok güzel parçalar buldum ve o yüzden yani böyle bir sonuç olmuş oldu. Gördüğünüz üzere yazlık alışveriş güya ama ruhum kadar kara bir askı, dolap, ne diyebilirsek buna, alışveriş burada. Sadece mayolarım birazcık renkli, onun dışında niye böyle oldu gerçekten bilmiyorum. Genel olarak böyle uygun fiyatlı butiklerden yaptım bu sefer alışveriş, o yüzden uygun fiyatlı da bir video olacak bu. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak Trendyol alışverişimden bahsedeceğim ama öncesinde Trendyol için size bir indirim kodum var. 100 lira ve üzeri alışverişlerde 15 gün süreyle geçerli. Bu videodan sonra 15 gün süreyle geçerli. 20 liralık bir indirim kodum var. Gizem20 indirim kodunu kullanarak 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olan indiriminizi kullanabilirsiniz. Genelde Trendyol'un Milla, yani kendi markası olan markasında çok güzel ürünler buluyorum. Trendleri sürekli takip ediyorlar çünkü. Beni temsil ettiği düşündüğüm bir elbise aldım öncelikle. Lacivert, şuradan düğmeli, belden oturan, hem çok spor hem çok şık bir elbisesini aldım. Çok sevdim bunu. Böyle altına spor ayakkabıyla da giyebilirsiniz, sandaletle de giyebilirsiniz, yine topuklu sandaletlerle de giyebilirsiniz. Hem böyle yazın, yazlıkta giyebileceğiniz bir şey, hem de gayet şehirde de giyebileceğiniz, ne bileyim pazar kahvaltıya giderken giyebileceğiniz oldukça güzel bir elbise. Bunun dışında şöyle puantiyeli, yakası kapalı ama birazcık kısa olan bir elbise aldım. Puantiye bu sene oldukça moda. Neredeyse bütün markalarda görüyorum puantiyeyi. Ama genelde böyle çok yakası açık, hem işte şuradan açık vesaire falan ürünler oluyor. Ben birazcık daha böyle çok 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 açık, her yerden açık, işte bacağı da kısa olsun, önü de açık olsun, işte sırtında da bilmem ne olsun falan tarzında ürünleri çok fazla tercih etmiyorum. Eğer ki bir yerden gerçekten dekolte vereceksem diğerleri kapalı olmasını tercih ediyorum. Daha hoşuma gidiyor benim. Özellikle böyle kolları uzun olması, aslında yani çok uzun değil, şöyle dirseğe geliyor. Özellikle böyle kısa elbiselerde çok yakıştırıyorum. Böyle çok 50'ler gibi duruyor şu anda bu. Eğer ki şurası da böyle açık olsaydı, işte kısa da olsaydı o retro hissi vermeyecekti bana. Ondan dolayı bunu çok severek aldım. Şu elbiseyi inanmazsınız 40 liraya aldım. Hatta 39.90 aldım. Ürünlerin zaten hepsinin linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz hepsine. Onun dışında yine siyah bir elbise ama gördüğünüz gibi düz değil yine. Çiçekli şöyle bir elbise aldım. Buna bayıldım diyebilirim. Üzerime tam oturdu, cuk oturdu. Şu belinden şöyle aşağı doğru pırpırları var. Böyle inanılmaz güzel çiçekli bir elbise. Bunu tam hatırlayamadım. İndirimde mi aldım ama 69 liraya aldım. Ve daha indirimli halinde gördüm. 59 liraya falan düştüğü halinde gördüm. Sürekli yenileniyor çünkü Trendyol Mila'da koleksiyonlar. Sürekli bir ürün indirime giriyor, başka bir ürün indirime giriyor. Butik açıldıkça değişiyor. Buna o kadar bayıldım ki gerçekten tam bir yazlık elbise. Çok tril tril bir kumaşı var. Altına Converse'lerle inanılmaz güzel olacağını düşünüyorum. 36 beden için konuşuyorum. Birazcık benim gibi memeleri hafif büyük bir insansanız bir beden büyüğünü tercih edebilirsiniz. Yine simsiyah, ruhum kadar siyah bir elbise daha. Bu böyle diz altında biten, şuradan şöyle bir penceresi olan, ki böyle elbiseleri çok seviyorum. Tam böyle karın kısmında. Hele karın kaslarım olursa bir ara. İnşallah uğraşıyorum. Allah kısmet ederse bir ara benim de bir kalın karın kasım olacak. Göreceğiz inşallah o günleri. Çok çok güzel duran böyle diz altı bir elbise aldım. Dümdüz siyah bir elbise. Zaten şuradaki şu detayı bence yeterli. Ben böyle diz altı elbiseleri çok seviyorum. Bunda yine beyaz Converse'lerimle, siyah Converse'lerimle çok güzel gideceğini düşündüğüm gibi böyle ince bantlı topuklu ayakkabılarla da çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu elbiseyi de 59.90'a almışım. Onun dışında trendi olan şöyle farklı bir renk. Renkli. Çok acayip şu anda bunların hepsinden sonra şöyle renkli bir şort gösteriyorum. Hem de çiçekli.
Bir şort aldım. Şöyle. Bu etek gibi duruyor. Bakmayın şort olduğuna. Şöyle lastikli bir beli var. Hem şehirde giyebilirsiniz hem yazlık bir sahil kasabasında giyebilirsiniz. İkisine de çok yakışacaktır. Toz pembe bir gömlekle ya da bir tişörtle de çok güzel olabilir. Bir sahil kasabasında bir crop topla da çok güzel olabilir. Dediğim gibi böyle etek gibi duruyor ama çok çok daha rahat hali bence eteğin. Böyle açılma riski, işte yok oturdum gözüktü riski falan çok aza iniyor böyle ürünlerde. Bu tarz böyle etek gibi gözüken, ben çünkü çok etek giyebilen bir insan değilim. Daha çok short insanıyım. Çünkü çok oturmasını kalkmasını bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sadece mayoda gerçekten renkli aldığımı söylemiştim. Gerçekten bayıldım. Şu mayoyu İtalyan adalarında giymek istiyorum. Şu mayo bana İtalya'yı hatırlatıyor. O kadar güzel bir mayo ki inanamazsınız. Gerçekten üstte de çok güzel duruyor. Şu anda size göstermek isterdim ama göstermesem daha iyi. Zaten mutlaka bunlarla ben Instagram'a fotoğraf koyarım. Eğer takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip ederseniz nasıl durduğunu üstümde görürsünüz. Ben gerçekten mayo hastası bir insanım. Bikinden daha çok mayo giymeyi seviyorum. Ve ben kendi kafama uygun, böyle çok güzel, desenli, gayet kaliteli olan mayoları çok fazla bulamıyorum. Osha'dan falan da çok pahalı oluyor. O yüzden almıyorum. Bunları Trendyol'da bulduğuma çok sevindim. Çünkü şunu galiba 79 ya da 89 liraya aldım. Şöyle bir tane de Carrefour'dan aldım. Bilmiyorum böyle işte aslında asıl ben buyum. Yani neden bilmiyorum böyle oluyor. Böyle renksiz bir içerik oluyor ama aslında buyum yani. En çok sevdiğim şeyler böyle. Mesela karpuz. Karpuza hastayım. Bilmiyorum böyle bir karpuza karşı bir alıp veremedim. Var ki karpuz sevmem. Ama karpuz desenini çok seviyorum. Normalde karpuz verseniz yemem yani ama. Şöyle önü düz, yine böyle şortla, altında bir şortla çok güzel olacaktır. Böyle bodysuit gibi duruyor çünkü. Arkası şu şekilde, şuradan böyle çapraz ipleri olan bir mayo bu. Karpuzlu. Üstte gerçekten çok güzel duruyor. Göğüsleri çok güzel gösteriyor. Aynı şekilde bu da öyle. Özellikle şuradaki şu çık 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 çapraz ipleri. Neylerim gerçekten güzel gösterdi, ne yalan söyleyeyim. Şurasında da böyle süngeri olduğu için onlar da böyle tutup diye kaldırıyor. Ondan dolayı çok güzel durdu. Benim en çok bu tarz böyle mayolarda yaşadığım sorun genelde arka taraflarının böyle popolarının çok oyuk gelmesi oluyor. Ben çok fazla sevmiyorum o kadar oyuk gelmesini. Birazcık bilmiyorum rahatsız oluyorum. Bir de popom birazcık büyük olduğu için oradan böyle diye sanki löpçük löpçük duruyorlar gibi hissediyorum. Bilmiyorum, bu benim görüşüm. Ondan dolayı böyle bunun arka tarafı o kadar şey değil, oyuk değil. O yüzden onu çok sevdim. Genelde çünkü bu yıl denediğim bütün mayoların böyle arka tarafı çok oyuk geliyordu ve çok rahat ederek giyemeyecektim onu. Son olarak Trendyol'dan şöyle bir çanta aldım. Sırt çantası zaten beni tanıyorsanız. Sürekli ama sürekli taktığım bir şey. Neredeyse başka türlü çanta takmıyorum zaten. Ya sırt çantası ya yandan çanta takıyorum. Bu da böyle. Çok güzel bir rengi var. Genelde ben böyle kıyafetlerimi çantalarımla süslemeyi de çok seviyorum. Takamadım. O yüzden, ay bunun üstüne çok güzel oldu. O yüzden böyle bir çanta aldım. Bu renkli çantam da yoktu. Yazın şu renksiz dolabımı belki renklendirebilir bu. Kokuyu ben çok seviyorum ya. Şu an kendimi Hamlet gibi hissettim. Sürekli kedim de kafasına, kendisini, eğer ki sokabilirse kendisini, çantalarıma sokuyor. Evet, geldik Roberto Nişantaşı'ndan aldığım ürünlere. Dediğim gibi böyle butiklerden aldığım ürünler olacak. Zaten çok güvenerek ve severek alışveriş yaptım. Roberto var, Çokmel var ve Beyoğlu butik var. Instagram'da ve işte genel mağazalar olan butikler bunlar. Şöyle yine ruhum kadar siyah ve Zara'nın çok istediğim pantolonların aynısını bulduğum şöyle bir pantolon. Azıcık Zara'ya baktıysanız bu pantolonu mutlaka görmüşsünüzdür. Farklı renklerini de görmüşsünüzdür. Şöyle kemerli, bayağı yüksek bel, ki ben yüksek bel canavarıyım. Zaten bayılıyorum yüksek bele. Böyle siyah havuç şeklinde gelen bir pantolon da yoktu. Klasik. İki klasik pantolon giymeyi çok seviyorum. Instagram'da beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur.
sürekli böyle pantolonlarımla ilgili yorumlar geliyor. Nereden alıyorsun pantolonlarını vesaire diye. Roberto'dan çok fazla pantolon alıyorum. Onu söyleyeyim. Eğer ki hiç bakmadıysanız bence bir bakın. Gerçekten çok güzel pantolonlar geliyor. Zaten şu anda iki tane pantolonum da onlardan. Bunu böyle hem işte giyebilirsiniz. Ben bu tarz böyle klasik pantolonları böyle uyumsuzlaştırmayı çok seviyorum. Üzerine bir düz basic bir tişört ve altından spor ayakkabılarla bayılıyorum. Çok önemli bir kıstas. Çok fazla denedim böyle pantolon. Hepsi kapri gibi duruyor bende. Bilmeyenleriniz varsa 1.78 boyum ve bacaklarım gerçekten çok uzun. Ondan dolayı bu cuk diye oldu. Eğer ki uzun boylu bir kıstasınız ve bulamıyorsanız bence sizin için biçilmiş kaptan. Yine şöyle Roberto'dan bir eteğim var. Bunu hiç giymedim daha. Şöyle bir etek. Bayağı görmüşsünüzdür zaten bunu. Oldukça butiklerde satılan bir ürün. Ben aldığımda satılmıyordu falan diyormuşum. Evet, daha giyemedim. Bu rengini en çok severek aldım. Bunu yine böyle crop toplarla ve sandaletle giymeyi düşünüyorum. Son olarak Roberto'dan şöyle bir pantolon aldım. Bu pantolonun siyahıyla, yine şurada görebilirsiniz. Beni zaten dünya kadar fotoğrafımı gördünüz. Aşk yaşıyoruz biz onunla. Bayağı yüksek belli bir pantolon bu da. Ben zaten yüksek bel, yani göbeği olan her kadın gibi yüksek bel hastasıyım. Ama normalde de zaten yüksek beli çok seviyorum. Göbeğimi olmadığı zamanlarda da çok seviyorum. Şöyle beyazını da aldım. Beyaz bu sene moda. Biliyorsunuz normalde beyaz kot hiç sevmeyen ben mesela yana yakılı beyaz kot arıyorum şu anda. İndirim de başlıyor Inditex'in. Bir başkaya falan bakabilirim. Bunu böyle üstüne beyaz bir gömlek ya da işte beyaz tişörtle ve yine beyaz sneakerslarla giyerim diye düşünmüştüm. White on white on white yaparım demiştim ama bu oldukça ince olduğu için iç gösteren bir ürünmüş maalesef. Dikişsiz ten rengi kotla giydiğim zaman bile gözüküyor. Bunun için ben gidip şey almayı düşünüyorum. Böyle short, boxer tarzı sanki astar gibi durabilecek içimden. Bir işte kilot almayı düşünüyorum. Sizin bir tavsiyeniz var mı bu tarz ürünlerle yaşadığınız sıkıntılarda, beyazlarla yaşadığınız sıkıntıları nasıl çözüyorsunuz? Ben çünkü çok fazla beyaz pantolon giymiyorum. Ya da etek ya da vesaire işte çok fazla beyazlarım yok. Ondan dolayı pek bilmiyorum. Siz nasıl giyiyorsunuz? Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Geldik Çokmer'den aldıklarıma. Çokmer Beşiktaş'ta bir mağazası olan, aynı zamanda bir Instagram sayfası olan bir butik. Şöyle yine oldukça butiklerde sıkça gördüğüm, şöyle uzun, hatta butiklerde değil, Bershka'da da gördüm. Sadece yani oraya Mango'da gördüm. Bu ara çok moda bu şeyler. Ben gittim siyahını aldım. Neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Bu 110 liraymış. Böyle aşağı kadar açılıyor. İsterseniz birazcık daha böyle dekolte olsun istiyorsanız şöyle yırtmaç gibi şuralarını açabilirsiniz mesela. Ben bu arada normalde 36 giyim var ama 38 aldım yine memelerimden dolayı. Burası birazcık şey yapıyor. Hani sıkabiliyor eğer ki tam bedeninizi alırsanız. Şöyle cepleri var. Yine ben bunları Converse'lerimle giyebilirim diye düşündüm. Aynı zamanda çok güzel böyle siyah ince bantlı sandaletlerle de çok güzel olabilir. Ve tabii ki bu senenin yine büyük trendi hasır çantayla inanılmaz güzel olacak bence. Şöyle boynuma da bir tane fırar bağlarsam çok tatlı oldu. Yine çok merdan bu sene yine trend olan bir ürün aldım. Şöyle kesik bir kot ceket aldım. Bu kot ceket ince de bir ceket aynı zamanda. Hani böyle sizi yaz günü de terletmeyecek bir ceket. O yüzden de oldukça sevdim. Şöyle üstüme giyip de göstereyim. Böyle kot üstüne kot giymeyi de ben çok seviyorum zaten. Bu tarz böyle gömleklerle vesaireyle çok güzel olacağını düşünüyorum. Kolları da kısa değil ki, bence bu müthiş bir şey. Genelde böyle oversize tercih ediyorum böyle ürünlerde. Benim gibi ahtapot kollu bir insana bile gayet kolları oldu. Bunu da medium aldım galiba. Eğer ki normalde işte elinizde çok da fazla giymediğiniz bir kotunuz varsa kendiniz de onu kesebilirsiniz. Benim çok fazla kot ceketim yok. Ben çünkü kot cekette birazcık seçiciyim. Ondan dolayı bir tane oversize kot ceketim var. Onu da asla ama asla şey yapmayacağım için, kesmeyeceğim için gittim aldım. Bir tane şöyle sonunda bir bodysuit aldım. Sürekli bakıp bakıp almıyordum. Şöyle Guns N' Roses, zaten çok seviyorum Guns N' Roses. Şöyle arkası sırt dekolteli. Zaten sırt dekoltesinden hastayım.
Bunu ben böyle Ziget Festivali'nde giymek için aslında aldım. Ağustos'ta Ziget Festivali'ne gideceğiz. Ve orada böyle kot şortlarla çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir de şöyle Good People Age Better yazıyor üstünde. Böyle bir crop top aldım. Bunun başka renkleri de vardı. Bir de üstümdekini aldım. Aslında bu üstümdekini böyle de giymek için aldım. Böyle işte kısa kollu, böyle loose duran, bol duran bir şey istiyordum. Gömlek istiyordum. Bunu aslında hem bunun için aldım hem şuradan şöyle bağlamak için de aldım. Böyle kot pantolonlarla, kot şortlarla çok güzel duruyor çünkü böyle diye buradan bağlayınca. Hatta böyle tamamen hiçbir düğmesini kapatmadan bağladığında da çok güzel duruyor. Hepsini denedim bunları. Tokmel'den son olarak çorap aldım. Bana çok soruyorsunuz. Çorapların nereden alıyorsun, çorapların nereden alıyorsun? Özellikle bir yerden anlıyorum ama ben gerçekten çorap hastasıyım. Çok fazla böyle gittiğim butiklerden, işte ne bileyim Bershka'dan, Zara'dan vesaireden her yerden çorap bakıyorum. Özellikle erkek reyonunda. Özellikle H&M'in erkek reyonunda çok güzel çoraplar oluyor. Bir de Tokmel'de çok güzel çoraplar oluyor. Şöyle çizgili, siyah beyaz çizgili bir çorap aldım. Şöyle bu Plan B'de de vardı. Ama burada daha ucuz. O yüzden daha mantıklı oldu. Şöyle gökkuşaklı bir tane aldım. Bunun siyahı da var bende. Şöyle bir de iki tane kırmızı çizgili bir tane çorap aldım. Onun dışında son iki tane ürünüm. Şöyle bir tanesi böyle deri görünümlü. Little Big'ten aldığım çanta. Bunu aslında ben ilk Bershka'da görmüştüm ama onunkisi biraz daha bir vinil mi deniyordu ona? Rugan. Rugan bir çantaydı. Çok fazla parlaktı ve galiba birazcık fiyatı pahalıydı. Ben indirime girerse alırım diye onu düşünüyordum. Sonra ne indirime girdi ne de onu ben bir daha gördüm. Little Big'te böyle kendi hani deri gibi olanı, daha mat olanını buldum. Dedim ben bunu alıyorum. Bu arada 70 liraya aldım galiba. Ben aldığım bir tane daha vardı. Akasya'dan aldım. Şöyle minicik yine sırt çantası tabii ki. Yani giden başka ne çanta takabilir ki? Böyle minik bir sırt çantası. Üstünde yine de bayağı güzel oldu. Bayağı sevdim ben bunu. Bu tarz böyle küçük, dekoratif duran ürünleri çok seviyorum. Onun dışında son bir şeyim var. O da hem bence bütün alışverişimin en favori parçası. Hem de aynı zamanda en pahalı parçası. Hop, düştü. Vogue'un Gigi Hadid koleksiyonundan, ikinci Gigi Hadid koleksiyonundan şu gözlüğü aldım. Buna ne deniyor? Leopar herhalde bu değil mi? Aynen. Şöyle göstereyim de gözümde. Pembe çerçeveli, biraz daha mor çerçeveli. Bütün her şeyi Instagram filtresiyle görmenize neden oluyor. Sebi'yle galiba paylaşmıştı bunu lansmanında Vogue'un. Bu oha bu çok güzelmiş falan demiştim. Bir önceki koleksiyondan da yine Gigi Hadid'in böyle Cat Eye yine bu renkte, hatta pembe çerçeveli değil, pembe camlı bir şey vardı, gözlüğü vardı. Onu da çok beğenmiştim. İkisini birlikte denedim hatta. Onu bulamıyordum çünkü. Daha önce almak istiyordum ama bulamamıştım. Bunun ikisini birlikte denedim. Yeni oluyor bu olay. Bu daha çok hoşuma gitti. Hem bana daha çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle Instagram pozları için inanılmaz oldu. İndirim de vardı. Akasya'da Emma Optik'ten aldım. %30 indirim vardı ve ekstra ikinci bir ürün alırsanız 50 lira daha mı indirim vardı? 30 lira daha mı indirim vardı? Tam hatırlamıyorum. %30 indirimle 330 lira oluyordu. Bir de o ekstra indirimle 300 liraya indi. Bahsedeceğim her şey bu kadardı. Bir daha kontrol edeyim. Yanlışlık olmasın. Evet bu kadarmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha birazcık daha uygun fiyatlı ürünlerden bahsetmek istedim. Zaten ben de genel olarak indirim diye sadece ürün almamaya başladım. Aşık olduğum şeyler görüyorum. Ama diyorum ki ben bunu kaç kere giyeceğim? Zaten 2 kere giyeceğim. Ama işte atıyorum 600 lira yani buna vermenin ne manası var? O yüzden böyle daha hem almak istiyorsam da daha uygun fiyatlı ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Onun dışında kendimi frenliyorum. Tabii Instagram'da da size içerik üretmem lazım. Moda paylaşımları da yapıyorum çünkü. Ondan dolayı bir şeyler de almam gerekiyor. Ben de bu şekilde biraz daha butiklerden alışveriş yapmaya çalıştım. Hem size de bir akıl, fikir, tavsiye olur diye düşündüm. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın lütfen. Videolardan haberdar olmak için profilimdeki zile basarsanız da çok sevinirim. Çünkü maalesef YouTube sizi artık benden haberdar etmiyor. Biraz da eski bir
YouTuber olduğum için. Sizin bu videoda favori parçalarınız neler oldu? Mutlaka dediğim gibi aşağıya hem bulduğum linkleri koyacağım hem indirim kodunu da koyacağım. Onlara da mutlaka bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.